Bayram mı gün? Erken kalkmadım ama süslendim. Kendimi dışarı attım, parka geldim. Burası Greenwich Food Tunnel'ın olduğu park. Burada bayram nasıl geçiyor? Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Türk marketindeki İzmirli kasiyerle bayramlaştık. Onun dışında mesajla bayramlaştık. Ailemizle görüntülü konuştuk. Havadan öpücükler attık. Ve bayram bizim için burada bitti. Türkiye'deki bayramlara kıyasla tabii burada çok keyfi yok bu olayın. Şimdi hayal ediyorum, eskileri hatırlıyorum falan böyle. Diyorum ki işte Türkiye'de olsaydık bayramda ne yapardık? Şimdi Türkiye'de olsak böyle mi olurdu bizim bayramımız diye düşünüyorum. Hani eski bayramları hatırlıyorum. İşte büyük bir sofra kurulur. İşte anne, baba, kardeşler, eşler vesaire böyle saatlerce sabah başlayıp öğleden sonra biten bir kahvaltı masası olur. İşte peşinden kahveler içilir. İşte siyasetten bahsedilir, günlük hayatımızdan bahsedilir, kahkahalar atılır, gülünür, eğlenilir. Böyle bir bayram yani. Burada maalesef tabii öyle olmuyor. Mesafeler insana çok şey öğretiyor yani. Bu özlem vesairenin dışında bir takım şeyleri tartıyorsunuz artık, hani önceliklerinizi sıralıyorsunuz, tekrardan sıralıyorsunuz ya da ne bileyim değişiklikler yapıyorsunuz hayatınızda. Mesela özlersiniz, özlediklerinizin değerini anlarsınız. Mesela zaman bulamadığın, başka şeylere öncelik verdiğin, ailenin aslında önemini daha iyi anlıyorsun. Bu mesafelerin ilk öğrettiği şey bence bu. Hatta ağlarsa anam ağlar diye bir şey demiş ya bir türkümün nedir? Bence çok doğru söylemiş yani, koşulsuz sevgi ve destek aile, yani onu burada çok daha iyi anlıyoruz. Hani derler ya, birini tanımak için işte karşılıklı rakı iç ya da seyahate git, tatil yap, böylelikle daha iyi tanırsın, daha iyi anlarsın ilişkini diye söylerler ya. Bence bu listeye bir de şeyi de eklemek lazım, bu mesafeler, yani uzak kalmak, birbirinden uzak kalmak durumunu da eklemek lazım. Çünkü bence bu bir güzel bir ölçüt oluyor, güzel bir gösterge oluyor. Arkadaşınızı, dostunuzu, sevgilinizi, her kimse ilişkinizi görmenizi çok sağlıyor. Şimdi söylediklerimi sitem gibi düşünmeyin. Sadece hani içsel bir şey yapıyorum, böyle size de aktarıyorum. Hani bugünlerde düşündüğüm, üstünde düşündüğüm bir konu bu. Yani mesafeler işte bu zamanlar insanların biraz eleme yaptığı bir zaman diye düşünüyorum. Hayatında gerçekten yer almasını istediğin biri mi, değil mi? Sana yeterince o değeri veriyor mu, vermiyor mu diye. Kalbinde yeri olanlar ve artık olmayanlar diye bir gönül temizliği aslında. Bir gönül temizliği yapıyorsun istemeyerek belki ama bunu yapmak zorunda kalıyorsun. Yani bu arkadaşlıklar, dostluklar şöyle düşünüyorum. Bir süre boyunca işte aynı araçta seyahat eden yolcular gibi düşünüyorum. Zaman içerisinde bu yolculuk tamamlanıyor. Herkes farklı bir noktaya gidiyor ve sonrasında olay bitiyor belki de. Konfor alanından uzaklaşmak. Şimdi uzaklar, mesafeler, işte o alışık olduğunuz aileniz, arkadaşlarınız, işiniz, çevreniz, her şey yani şu anda bizim için çok uzak ve bu mesafeler aslında insana kendini yeniden tanımasına sebep oluyor ve hani hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfediyorsunuz. Öyle ki ben mesela her zaman herkes tarafından hep böyle sakin, çok konuşmayan, az konuşan, öz konuşan biriydim. Ama gel gör ki ben öyle biri değilmişim. Siz yanlış biliyormuşsunuz. Burada bilmiyorum, belki ön yargılarım olmadığı için belki. Çünkü Türkiye'de durum çok farklıydı. Yani çok ön yargılıydım. İnsanları tanırken, yeni birini, arkadaş edinirken, dost edinirken hep böyle bir mesafeliydim. Hep böyle bir temkinliydim. Ama burada her şey çok yeni. Ve şey, şans veriyorum insanlara ve onları tanımak istiyorum. Hani böyle bir isteğim var. Tanımadığım, tanıdığım insanlarla çok sohbet ediyorum. Yani ben gerçekten çal çeneymişim, onu fark ettim. Ve hani hala şey yapıyorum, böyle kızarıyorum. Hani ben böyle biri miyim? Böyleymişim ben falan, böyle şaşırıyorum. Pek bir muhabbet yani. Hani bu artı abarttım yani, bir YouTube kanalı açtım. Kanala videolar yüklüyorum falan, böyle lak 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 yapıyorum yani bu...
hiç o tanıdığınız ben değilim yani. Ben bile tanımıyorum artık kendimi. Diğer bir şey, ben yemek yapmayı seviyormuşum. Onu fark ettim. Biraz da tabii hani şu anda zamanımın olmasından da kaynaklanıyor. Yeni şeyler özellikle denemeyi çok seviyorum. Seviyormuşum. keyif alıyorum yani. Rahatlatıcı bir aktivite. Diğer bir keşfettiğim özelliğim, ortak yaşamı çok sevmiyormuşum. Yani çok paylaşmayı sevmeyen biriymişim. Biz paylaşımlı bir evde oturuyoruz. Yani bizim dışımızda 1, 2, 3, 4 kişi daha var. Paylaşımlı ev kolay değil. Artık çok hoşlanmamaya başladım. Şöyle ki, mesela ben çöplerin ağzına kadar dolup atılmamasına çok kızıyorum. Ama bu konuda da çok bir şey söylemek istemiyorum. Hani evin sahibiymiş gibi bir konuma düşmek istemiyorum. Ama hani artık hani bireysel kendi evimiz olsun, kendi düzenimiz olsun istiyorum. Senden başka, kendi ailenden başka bir insanla, insanlarla bir arada olmak zorlayıcı oluyor. Hani bir şey söylesem tepkim de fazla olacak biliyorum. Çünkü ben biraz böyle şey oluyorum, bileniyorum sonra konuşuyorum. Pat diye böyle bozabiliyorum, ilişkiyi bozabiliyorum. O yüzden kendimi dizginlemeye çalışıyorum şu anda. Daha böyle ılımlı bir anımda belki söyleyeceğim yine ama şey hissediyorum, orada böyle bir zorunlu hissediyorum. Böyle Türkiye'deymiş gibi hani insanlarla zoraki, zorunlu konuşma hissi evde oluyor. Yani tamam evi paylaşıyoruz, iyiler, hoşlar, hiçbir sorun yok. Ama hani ben sabah sabah kalkınca bana günaydın deyip peşinden do you know where the risk is diye sorduklarında yani git başımdan falan oluyorum böyle. Ben seninle konuşmak istemiyorum o anda. Beni boş bırak yani, bırak. Yani bırak beni yani. Gün içerisinde istiyorsan bana istediğini sor ya da sohbet et ama yani sabahın köründe beni bilenler bilir. O konuda hala huysuzum. Evet, bugünlük de bu kadar. Beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de tabii abone olun artık lütfen. İyi bayramlar herkese. Öpüyorum. Bye bye.